akşamlar. Hoş geldiniz İlahi TV izleyicileri. Bugün yine güncel konuları ve yine en merak ettiğimiz konuları ele alacağız. Akşamüstü programındasınız ve programımız başlıyor. Evet stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Hepinizin yine yakından tanıdığı bir isim. Kendisini katıldığı televizyon programlarından ve radyo programlarından ve yine e, yapmış olduğu seminerlerden ve yine... E, devam ettiği yapımcılığını da yaptığı kendi sunumuyu da gerçekleştiği radyo programından tanıyoruz. Evet Kubilay Aktaş araştırmacı yazar kendisine hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Hoş çok geldiniz tekrardan. Sağ Nasılsınız? Ha, sağ olun sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz çok sağ olun. Evet akşamüstü programındasınız. Evet. Ee, sizleri 25. Kare Evet. E, olarak genelde hani e, dinledik, izledik. Subliminal terkin ve Kur'an terapisi üzerine daha çok evet. yoğunlaşıyorsunuz. Evet. Ama bugün biz biraz daha farklı bir konuyu ele alacağız. Başarı ve motivasyon diyeceğiz. Eyvallah. Evet birlikte yapacağız inşallah. Hı -hı. Yalnız ben şöyle bir şey istiyorum. E, biraz daha farklı bir boyutla bakalım. Başarı diyeceğiz, motivasyon diyeceğiz ama e, herkesin bir e, Aklında olan bir başarı ve motivasyon evet, var. Bunların evet. biraz daha dışına çıkalım. Sizin dünyanızdan dinleyecek olursak, yeni bir adım atmış olursak, bugün yeni bir milat olsun demiş olsak insanlarımıza, izleyicilerimize. Neler söyleyeceksiniz başarı ve motivasyonla alakalı? Şimdi öncelikle tabii ki insan hakikati çok önemli. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de geçer insan üzerinde yedi yol inşa ettik diye. İnsan iç içe anlam boyutlarını... ...kendisine ihtiva eden bir kitap gibidir. Tıpkı Kur'an-ı Kerim gibi. Dolayısıyla e, yedi nota var üzerimizde. Yedi nefis mertebesi var. Veya uzak doğuda işte yedi çakradan bahsedilir. E, bunların tabii çok bağlantıları var. Gezegenlerle bağlantıları var. Esmalarla bağlantıları var. E, ve her nefis mertebesinde yani her menzilde... ...yani kök çakradan tepe noktasına hı hı. kadar, safiye hı hı. kadar her menzilde... Ee, bilinç ve farkındalığımız tabii ki farklılaşıyor. Bunlar vitesler gibi. Yani bisiklet sürmekle araba sürmek, araba sürmekle helikopter, helikopterle füze arasında <laughs> farklar olduğu gibi nefis mertebeleri arasındaki geçişlerde de farklar var. Aslında tabii ki başarı kavramı e, Hazreti İnsan, e, yani Hazreti İnsan işte bu yedi notayı, yedi mertebeyi e, senkronize edebilmiş, dengeye getirebilmiş. ...ve e, Hz. İsa Aleyhisselam... ...bir sözü vardır İşte ...Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya... ...yani halkın hakkını da vermek lazım... ...hakkın hakkını da vermek lazım... İşte denge insanı olmak... ...ve gerçek anlamda başarıdan... ...benim anladığım bir şey... E, ...içsel... E, ...huzur... ...sekine... E, ...ve bunun... ...eyleme yansıması... Hı hı. ...yani sükunetli davranışla... ...eyleme yansıyan... E, yani dışsal etkiye yansıyan her unsurda aslında başarı vardır. Gerçek başarı mutluluktan gelir ve insanın tek bir vazifesi vardır aslında. Hı hı. Memnun olmaktır, mutlu olmaktır. Kul olmak, kulluk Abdülkadir Geylani öyle söylüyor. Kulluk bilmektir diyor. Bilmek evet. kendini bilmektir. Kendini bilen mutlu olur ve bu mutluluğun doğurmuş olduğu e, sanat, güzelliğin kendisi de zaten başarıdır. Yani evet. Orada başarı bir şeyi yapıp yapmamanız değil, yaptığınız eylem içerisinde sürekli daimi bir memnuniyettir. Yani başarı daha ağırlıkta Batı'da bize öğretilen şey sonuç odaklıdır. Yani zihnin koymuş olduğu hedefe ulaşabiliyorsanız başarılısınız. Fakat İslam'da veya bu temel öğretilerin içerisinde başarı yaptığınız işten memnun olmanızdır sonucun Beklediğiniz gibi olup olmamasının hiçbir önemi yoktur hmm, Evet yani sonuç odaklı değildir bu temel öğreti süreç odaklıdır ve süreçte de daimi bir tevekkül daimi bir anlayış ve devam edeecilen bir ...yapı vardır. Ama batı zihniyeti öyle değildir. Bir hedef koyar, ona ulaştı mı başarılıdır... ...ona ulaşmadı mı başarısızdır. Evet. Bu... ...aslında... ...varlığı çok sınırlamaktır. Köşeli bir yapıya indirgemektir. Varlığı sınırlamak derken? Tabii. Yani varlığı insan hakikatini sınırlamak. Mesela... E, ...metamorfoz dediğimiz bu gelişim sürekli... Hı hı. ...devam ettiği için... E, ...sizin e, bir hamle önce... ...başarısızlık gibi gördüğünüz şey... ...bir hamle sonra aslında... E, üst bir kademeye geçişin basamağı merdiveni olabilir. Yani yaya bastırırsınız, küçülmüş gibi görünür ama daha yukarıya atar insanı. Hı hı. Dolayısıyla hayır bildiğiniz şeylerde şer şer bildiğiniz şeylerde hayırlar olabilir. Siz hı hı. bilemezsiniz Allah bilir. Buradaki mihenk noktası aslında insanın yaptığı işten lezzet alabiliyor olmasıdır. Gerçek başarı bu lezzet alabilmek memnuniyetten gelir sonucunu beklemeden aslında doğal gelişen bir şey gibi Aynen öyle. Yani ben derim vazifemi yapayım, hı hı, neticeyi hı, ilah'e hı. karışmayayım. Evet, Başarı bu. Evet. Yani vazifeyi yap, neticeyi ilah'e karışma. Sana düşen sadece o süreç içerisinde yapman gerekeni en güzel bir şekilde yapmaya çalıştın mı? Çalışmalısın bu. Evet. Peki yine, Sonuç hiç odaklı değil. Sonuç odaklı, sonuç değil, odaklı yani. değil. Sonuç odaklı değil. Yine bunların altında yatan <laughs> öz değerlere baktığımızda kendimizi tanımak yatıyor değil mi? en temel şey zaten bu. Hı hı hı. Yani Farkında olmak. En temel nokta dua. Duanız olmazsa hani ehmiyetiniz var. Hı hı. İşte dua bu anlamıyla bilmek. Yani kendini bilmek, kendi realitene, kendi hakikatine uyanmak. Yani göklere ve yere sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım denilen. Kulum bana nafilelerle yaklaşır, öyle bir mertebeye gelir, onu tutan eli gören gözü işiten kulağı olurum manası. Yani İnsan dediğimiz, Hazreti insan dediğimiz mana aslında bütün veçeleri ve bütün boyutları kullanabilen, irade sahibi, e, bilinci alemlere bağlı değil de e, mutlak şuura bağlı. Hı hı. E, değişmiyor. Yani şartlar ve durumlar ne olursa olsun onun aleminde herhangi bir değişiklik yok. Dolayısıyla bu öz bilince uyanmış bir insan memnun bir insandır. Kullarımdan şükredenler azdır memnun olanlar. ...azdır. Hı hı. Yani kendi realitesini... ...kendi hakikatini bilenler azdır. Zaten... ...dinin en temel konusu da budur. Nefsini bilen, Rabbini bilir... ...ve insanlar uykudadır. Ölünce... ...uyanacaktır. Ölünce yanacak, yani uyanmak... ...işte özündeki o... ...kudrete uyanmak, özündeki o... ...ilme uyanmak ve bunu iradeyle... ...tekamül ettirmek. Ama... ...iradeye netice itibariyle bir sonuç... ...koymamak, süreç daimi olarak... ...akmakta. Nehir sonsuzdan geldi... ...sonsuza doğru akıyor. Evet... Burada başarıyı anlatırken e, mutluluktan bahsettiniz. Mutluluğa giden yollarda işte e, birkaç kelime söylediniz. Onun içerisinde kanaati de Tabii eklemiş olursak değil ki. mi? Kanaat kesinlikle, eden kesinlikle. E, hakikaten mutluluğu kesinlikle. da. Kanaat burada işte anlayış olacak. bir noktada. Evet. Yani Allah hüsnü zan en büyük ibadet manasına e, yani mutlak anlamda başıma ne geliyorsa hayır üzere geliyor benim gelişimim üzere geliyor, benim tekamülüm üzere geliyor anlayışını eğer ki en derinde biz sezinlersek ve hissedersek o zaman e, içinde bulunmuş olduğumuz sıkıntılardan ve vortexlerden, girdaplardan çok daha rahat çıkarız. Bugün birçok insanda bu sıkıntı e, mevcut. Bunların altında yatan e, şeylerde mutsuzluk olarak belirlenen Tabii ki. maddelerde kanaat etmemek Tabii ön ki. safhalarda Tabii. yer alıyor diye düşünüyorum. Ben. Aynen öyle evet. kesinlikle. Evet, peki kendimizi nasıl tanımalıyız? Yani şu an yeni açan ekranda başında izleyicilerimizle hani tekrardan bir giriş yapmış olsak insan kendini nasıl tanımalı? Şimdi kendini bilmek denilen kavramın altında yatan, olgunun altında yatan şey şu. Yani biz özneyiz. Herkes kendi dünyasının öznesidir ve dünya bizim nesnemizdir. Kendini bilmek aslında bileni bilmektir. Bileni bilmektir. Yani Buda'ya sormuşlar birisi gelmiş. 3000 kişi önünde bir böyle konuşma yaparken Buda'ya demiş ki birisi ben kimim demiş. Gözlerin içine bakmış evet. yakasına yapışmış ben kimim benim kim olduğumu söyle deyince da o kişiyi tutmuş. E, demiş ki o soruyu bana değil demiş soruyu kim soruyorsa ona sor içeri gir demiş. Hı -hı. O soruyu kim soruyorsa ona sor. E, yani burada soru soran kim soruya verilen cevaptan daha önemli o cevabı arayan kim? Yani dış dünya bizim nesnemizdir, biz ise özneyiz ve bütün e, tecelliyat e, dışarıdan, içeriden dışarı doğrudur. Yani ondan geldik, ona dönemiyoruz ama sorun orada. Yani ondan geldik, yani merkezden nesneye çıkıyoruz. Fıtrat öyle kuruldu, öyle programlandı ama biz uymadığımız için mutsuzluklar mı ortaya çıkıyor? Yani bu döngü ee, tamamlanmadığı ha. için, nesne odaklı olduğumuz hı hı, için, motivasyon hı. unsuru sadece dışarıyla özdeşleşme olduğundan dolayı, yapışma olduğundan dolayı hı hı. ki la ilahe demek özdeşleşme demektir. Yani ilah ve ilahelere la de ki illa olan Allah'ı yani memnuniyeti, yani şükrü, yani sevgiyi bulabilesin. Dolayısıyla insanın fıtratı bu döngüden ibarettir. Yani özneden nesneye ama nesneden geri özneye dönebilmeli. Hmm. Dolayısıyla biz dönemediğimizden dolayı e, döngü tamamlanmadığından dolayı bunu bir elektriksel bir tamamlanma gibi de düşünebilirsiniz. Bu tamamlanmadığından dolayı e, memnuniyet varoluşsal bütünlüğünü hissetmektir. Hmm. Şükür hmm. evren ve insan arasındaki köprünün kurulması neticesinde gelir. Dolayısıyla nesne ve özne birbiriyle geçişi sağlayabilirse, yani rahman ve rahim esmaları. Rahman dış dünyayı, rahim iç dünyayı. Yani iç ve dış döngüsü gerçekleştiğinde, ondan geldiniz ona döneceksiniz dengesi gerçekleştiğinde memnuniyet olur. Dolayısıyla insanın fıtratı bu döngüden ibarettir aslında. Evet. evet. İçsel başarı, dışsal başarı diye program başında ifade ettiniz. Biz e... Toplum olarak biraz daha böyle içseli sıkışmış mı kalmışız yoksa tek içseli alıp ya da sadece dışsalı mı alıp biz rol model olarak? Tabii ki Batı e, zihniyeti diyor. daha ağırlıklı dış odaklıdır, e, nesne odaklıdır. Doğu öğretiler ise daha çok iç odaklıdır. Hı hı hı. Ama İslam aslında hem iç hem dış. İkisinden de almamız Tabii gerek. ki Celal ve Cemal hı. ikisi kemalata geliyor. Yani sadece dışarıda başarılı olup içeride huzursuz olan bir insan veya sadece içeride huzurlu ama dışarıda başarısız olan bir insan. Hı. Yani evet. e, müminlik denilen her iki boyutta da her iki alemde de emin olmak, güvenilir beldede olmak anlamındadır. Yani e, ne yaparsa yapsın orada bir sükunet var ama yaptığı eylem de realiteyle, evrenle yani Allah'ın şeriatı dediğimiz yasasıyla uyum içerisinde. Hı hı. Yani senkronize. Yani evrenin yasalarına ters bir şey yapmıyorsunuz ve sükunda yapıyorsunuz. Buna dingin savaşçı diyebiliriz. Evet. Bir e, güzel bir tanımlamadır. Yani hem savaş var, celal boyutu var ama savaşın yanında bir dinginlik de var, bir sükunet de var. Evet. Gerçek e, tamamlanma budur yani. Halk içinde hakkı yaşamak, hakkın hakkını da halk üzerinde gösterebilmek. Hmm. Hani uzak doğuda da ying ve yang derler ya denge gece içinde gündüz, gündüz içinde gece evet, evet. vardır. Kadın içinde erkek, erkek içinde bir kadın vardır. Anima animus kavramları olarak ifade eder. Bunu Peki... Tüskoluklar... Ee... Bu durumda işte kendimizi tanımanın evreleri, aşamalarına giderken hayatla barışık olmak gerekiyor değil mi? Yani hayattan işte Allah tarafından gelebilecek sıkıntılar ya da işte yaşadığımız dertler bunlarla iç içe olmak Tabii. gerekiyor. Yani onu kabullenmek gerekiyor bir yerde. En temel nokta bu. Hı -hı. Yani en temel başlangıç noktası bir kere biz bir tekamül varlığıyız. Yani gelişim varlığıyız. Ee, ve bilinçli bir tekamül var, bir Hı -hı. gelişim var ve bu gelişim hep Rahman ve Rahim ilkeleri üzere işliyor. Yani e, olaylarda ne kadar bizim e, algımıza veya anlayışımıza ters düşen şeyler olsa da bütünün hayrı işliyor burada. Hı -hı. Rahman ve Rahim ilkesi Hı -hı. budur. Dolayısıyla en temelde biz bu memnuniyeti, bu allah Hüsnü zanlı Başımıza ne geliyorsa aslında e, bizim gelişimimiz için geliyor. Bizim hayrımıza geliyor. Bilincini yakalar ama bunun yanında vazifemizi de yaparsak nurun hala nur. Yoksa pasiflik değildir bu. Yani ne geliyorsa hayır üzere geliyor. O zaman ben de bırakayım öyle bir şey değil. Evet. Bu sükunet içerisinde gelişim, tekamül. Çünkü insan en temelde dua varlığıdır. Dua hissetmektir. Ve hissedişini en derin noktada... Allah güzeldir, güzeli sever ve işlerin güzel yapılmasını ister ilkesiyle değerlendirebilirsek güzellik ilkesi bütünlük anlamındadır. Evet. evet. Yani insanın bedeniyle, e, duygularının, duygularıyla hissedişinin, hissedişiyle evrenin hepsinin böyle bir senkronize olması, bir uyum içerisinde e, olması hı hı. neticesinde akordu bozulmaz. Evet. Hani bedenimiz kirliyse düşüncelerimiz ona bağlı olaraktan kısa devre yapacaktır. Düşünceler öyleyse e, ...algımız... ...şimdi katman beden... ...katman katman bilinç mertebelerimiz var... ...ilk bilincimiz beden bilincimiz... Hı hı. ...onun hemen bir üstünde... ...düşünce bilincimiz dediğimiz eterik... ...ki tasavvufta latif beden olarak geçer... Hı hı. ...bu var... ...onun daha üstünde duygularımız var... ...astral beden olarak veya nefsi mülhimi olarak... ...tasavvufta da anlatılır... Hı hı. ...ilhamlar... ...onun bir üstünde zihinsel bedenimiz var... ...yani bunlar vitesler gibidir... ...beynin farklı lobları gibidir... ...frekanslar gibidir... ...bunu... Bir güneş, prizma ve yedi renk örneğinde. Yani prizma biziz, yedi renk ise bizden çıkan yani frekanslar. frekanslar hmm. Kırmızı bedenimizi temsil ediyor. Mor ise en üst safiye olan saf şuuru ve bilinci temsil ediyor. Kırmızıdan mora kadardır o renk evet. skalası biliyorsunuz. Güneş ise tek. Yani güneş burada... Güneşin rengi de hani biz sarı olarak... <laughs> güneş renksizliği Aha, ve amayı evet. tabii ki temsil ediyor. Güneş tekliği temsil ediyor. Ancak prizmadan çıkınca onun yedi rengi e, görülüyor. Ortaya çıkıyor. E, dolayısıyla e, biz acaba hangi renk ile bakıyoruz? Yani hangi frekanstan Hay bakıyoruz? Hata, evet. Eğer sadece kırmızıdan bakıyorsak moru göremeyiz. Ve bir üst mertebe alt mertebeyi kuşatır. Yani şunu demek istiyorum. Mesela bedenimiz bir... ...birinci mertebedir. Düşüncelerimiz... ...ikinci mertebedir. Duygular üçüncü mertebe... ...zihin dördüncü mertebedir. Örnek olarak. Evet. Dolayısıyla düşüncelerimiz... ...bedenimizi etkiler. Ama duygularımız da... ...düşüncelerimizi etkiler. Bağlantılı. Dolayısıyla zihnimiz de... Hmm. ...hem duygularımızı hem düşüncelerimizi hem bedenimizi... ...etkiler. Yani üst boyut altındaki... ...boyutları tesir eder. Dolayısıyla... ...sizin bedeniniz... ...örnek karaciğeriniz kirliyse... bağırsaklarınızda işte... ...birçok parazitler veya... ...atık maddeler varsa... O zaman düşünceleriniz buna bağlı olaraktan kısa devreli olacaktır Dolayısıyla duygularınız ve hissedişleriniz de kısa devreli olacaktır en basinden bilinçaltımız bedenimizle bağlantılı Evet bilincimizin Hı -hı. en alt mertebesi bedenimizdir bilincimizin en üst mertebesi Kolektif şuuru da aşan hak bilincidir Evet bilinçaltı zaten başta başına bir konu ben onu diğer evet. bölümümüzde inşallah işleyeceğiz şimdi e Kendimizi tanımaktan buralara kadar geldik. Ee, hakikaten baktığımızda günlük hayatın içerisindeyiz ve ne kadar biz kendimiziz. Bunu bir sorgulamak gerekiyor. Ne kadar taklit yönümüz evet. e, var. Evet. Aslında ben bu taklit konusuna da çok e, şey yapmıyorum. Yani olması da gerekiyor bir yerde Tabii. çünkü biz insanlarla oturup kalkıp ondan bir şey alıp bundan bir şey alıp ortaya Tabii. biz de çıkarabiliyoruz ya da okumakla gerçekleşebiliyor ya da izlemekle gerçekleşebiliyor o da ayrı bir olay. İnsan evet. taklitle başlar ama taklitle devam etmemeli Hah, taklit tahkike evet. dönüşmeli. Öğrenmenin aşamalarında taklit var. Ee, bu bir bilgisayara ön tanıtım programı gibidir, ön tanıtımdır. Ama hı hı. daha sonradan insan kendi uslubunu ve kendi tarzını e, bulmalı, keşfetmeli. Hı hı. Zaten insanın özgünlüğü ve özgürlüğü de buradan gelir, ferdiyeti de buradan Değil gelir. Mi? Evet, çünkü her an akıp giden evet. bir hayat var. Biz her tarafından evet. bir şey almalıyız ve kendimizi aslında bulmalıyız. Tabii ki. Şuna geleceğim. Kendi veçelerimizi tanımak gibidir. o. Evet, insan e, böyle ara ara kendini dinlemeli mi? Ya da ne sıklıklarla hani bir kendiyle baş başa kalmalı. Kendi iç dünyasına yolculuk yapmalı. Şimdi tabii ki çok boyutlu bir varlık insan. Evet. Sadece iç boyut değil. İç boyut evet bütün dışsalı e, kuşatıyor. Yani içeride olanlar aslında dışarının, dışarı içerinin yansıması ve dışarıda ne varsa aslında içeride var. Hı hı. İçeride ne varsa hı hı. dışarıda var. Bazen insan içeri girmeli. E, bazen dışarı çıkmalı. Hayatın bir biyoritmi vardır. Bir ee, akışkanlığı vardır. Kişi e, bu eğer ki biyoritmi yakalarsa yani e, dışarıya çıkmak ne demektir? Benim artık dışarıya verebilecek bir enerjim var demektir. Bazen enerjiniz yoktur, verecek bir şeyiniz yoktur. İçeri girersiniz. Yani bir işle yorulduğun zaman diğer bir işle dinlen hmm. e, gibi. Yani hmm. hayat böyle bir dengedir. Tamamıyla dışsal varlık olmak veya tamamıyla içsel varlık, tamamıyla içsel varlık olmak da sağlıklı bir şey değil. Tamamıyla dışsal varlık olmak da sağlıklı bir şey değil. Denge nasıl sağlanacak? Denge işte orada e, o biyoritmi yakalamak bir noktada e, hassasiyet, duyarlılık ve kendinin farkındalığıyla alakalı bir şey. Yine kendini, kendini dinlemek. Kendini evet. dinlemek dediğimiz işte burada sezgiler devreye girer. Burada akıl devreye girer. Burada tecrübeler devreye girer. E, burada e, birçok unsur var. Dolayısıyla insan e, kendini bilmek e, aslında iradeyi kullanabilmektir. Programın başında da belirttiğiniz evet. gibi. Yani Allah'ın üç temel sıfatı var. İlim, irade, kudret. Evet. İlim Allah'ın sonsuzluğunu temsil ederken kudret kainatı yani gücü, evreni <laughs> sembolize ediyor. İrade ise insanı temsil ediyor. Dolayısıyla Hazreti insan aslında Allah'ın sonsuz ilmiyle, bu sonsuz ilmin yansıması olan kainatı, kudreti birbiriyle ilişkilendiren bilinci temsil ediyor. İrade ne ile gelişir dediğimizde? Evet. işte insan bu dünyaya ibadet yani iradeyi geliştirici pratikler ve dua ve zikir yani iradeyi hatırlatıcı yani merkez bilincini hatırlatıcı bir farkındalık üzere gelmiştir, şuur üzere gelmiştir. Burada ibadetlerin temeline baktığımızda en temelde aslında insan iradesini e, geliştirmek üzere yani kulluk o bilinci kullanabilmek. Allah'ın insana vermiş olduğu emanet e, halife olma bilinci, hı hı. aslında Süleyman olma bilinci. Yani Güzel, evet. Süleyman hı hı. işte Bismillahirrahmanirrahim hı hı. her iki alemi de. Yani e, Süleyman peygamber cinleri ve şeytanları da kullanıyor. Ve birçok e, güçleri de rüzgarları da kullanıyor derken burada cinler ve şeytanlar aslında bizim negatif duygu ve düşüncelerimiz bile orada simya ile dönüşüyor. Yani zehir bile panzehire dönüşebilir. Hizmet edebilir. Yani hmm. bize en kötü gibi gelen şey. Örnek verelim. Mesela bıçak iyi midir kötü müdür? Veya ateş iyi i̇şte midir kötü burada, müdür? E Yine o e, diğer bölümde konuşacağımız dediğim şeye giriyor. bilinçaltında hani insanda bıçak neyi temsil ediyorsa geçmişinde ya da şu anda evet. hani e, algılattığı şey neyse ben onu söyleyeceğim. Kötü. Evet ama hakikatinde bıçak sadece kullanılabilir bir malzemedir. Evet. Bilinçaltı bizim tecrübelerimizdir ve tecrübelerimizde yanılmış olabiliriz. Tecrübe olmasa da yine gördüklerimiz o taklit dediğimiz şey iyi eğitemediğimizden mi kaynaklanıyor? Ee, işte yargılarla hı hı. hükümlerle ve geçmişin tecrübeleriyle şimdiki olguya baktığımızda aslında şimdiyi geçmişle ilişkilendirmiş oluyor ve onun hakikatine zulmetmiş oluyoruz. İşte orada bir gidip geliyor ya hani gidip, düşünceler. Aynen öyle. Nereye ee, oturacak? Yani o da hayal boyutuna, hayal dünyasına mı giriyor? Mesele orada onu yargısız bir şekilde görebilmek, yani bıçakla her şey yani yemek yapabilmek, yani ateşle yemek yapabilmek gübre mesela kötüdür ama güle kokuyu veren gübredir. Çamurlu toprak kötüdür ama elmayı elma yapan şey evet, çamurlu topraktır. Evet. Yani en kötü görülen kötülük bize ait olan bir şeydir. Aslında yaratılmışlıklarda kötülük yoktur. İnsan bilincinin, zihninin kısa devre yapması neticesinde kötülük açığa çıkıyor. Peki burada şunu mu çıkarmamız gerekiyor? Güzel mi bakacağız hayata? Bilinçle bakacağız. Evet. Farkındalıkla bakacağız. Hı hı. Yani güzel bakmak e, net gözlerle bakmak, hı hı. saflıkla bakmak, e, duygular veya duyguların e, kısa devresiyle değil de bilinç ve farkındalıkla bakmak çok önemli. Peki günümüz, yani nötr yaşamına, Analitik bakmak. Evet birazcık. günümüz yaşam tarzına yaşam biçimine baktığımızda birçok yapmayız ya da e, yapılamaz dediğimiz birçok şeyi. Zaman bize yaptırabiliyor. Yani güzel bakan bir insan, güzel düşünen bir insan da e, bazen çok çirkinleşebiliyor. Bu evet. da yine e, yaşam tarzından mı ya da bilinçaltı olan gerçeklerden Tabii mi? mi gerçekleşiyor? Bence en önemli şey hikmet nazarıyla bakmak. Hı hı. Yani yaratılmışlıkların hayır üzere yaratıldığını yani ateşin bile aslında insana hizmet eden bir unsur olduğunu, çamurlu toprağın bile hizmet eden bir unsur olduğunu, hı hı, hı. musibetlerin bile aslında insanı geliştiren bir unsur olduğunu, zehirin bile panzehire dönüşebileceğini hı hı. anlayabilecek bir hikmet nazarıyla bir simya. Evet. Simya kavramı önemlidir. İşte düşünebilmek simya değil mi buradaki? Ki. Tabii ki. İdrak edebilmek. Yine dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. İlahi aslında, düşünmek, olmak. tabii ki hı hı. ilahi düşünmek yani onu ...bütünlüklü görebilmek. Hı hı. Sadece duyguların, zanların ve geçmişteki yanlış tecrübelerin algısıyla onu değerlendirmek değil... ...her an yeni bir nazarla ona bakabilmek. Hı hı. Bunu şuna benzetebiliriz. <laughs> bir okyanus düşünün. Okyanusta dalgalar var. Dalgalar güneşi ne kadar gösterir? Kendi dalgalığınca gösterir. Ama okyanusta hiç dalga olmadığını düşünün. Dalgalar o zaman güneş, durduğunda, dalgalar evet. durduğunda hmm. güneş net bir Kendini şekilde görülür. Evet. Dolayısıyla düşünceler bizim düşlerimizdir ve sonsuzluk içerisinde zihnimiz sadece parçayı alır ve o parça üzerinden bütünü yorumlar ama yorumladığı kendine göredir. Hmm. Dolayısıyla kendimize göre olanla başlarız ama kendimize göre olanın ötesindekine teslim olmak yetmez zaten bir yerde yetmez değil kendimiz mi kendimize sonra. tabii ki. Evet. Zaten insan ilk etapta kendine göre bakar. Bu kendi egosudur, kendi nefsidir. Ama e, bu nefsinin ötesinde Öteyi bilmek işte zaten iman ve ilahi bilinç orada devreye giriyor. Hı hı. Yani kendinizle başlarsınız ama kendinizle devam edemezsiniz. Yani düşüncelerinizle başlarsınız ama düşünceyle devam edemezsiniz. Neye dönüşür? İşte onu tohumla başlarsınız ama tohumun çatlayıp ağaç olması lazım. Düşünce bir tohumdur ama o düşüncenin sizi sonsuzluğa yelken açması gerekir. Peki, Düşünce burada. dediğimiz şey hı hı. aslında... Ben düşünce e, kendi beden zihin algımızla oluşturduğumuz düşünce var yani bana göre böyledir düşüncesi var bir de hakikatinde olma bilinci var bu başka bir şey yani Amakayel de şöyle bir şey söylüyor Raci evet. Ey Rabbim diyor ben diyor seni kendime göre bilebilirim bunda bir sorun yok zaten herkes kendine göre seni biliyor fakat ben seni senin bildirdiğin gibi bilmek isterim diyor yani e, bir mertebede anladığımız vardır. Ve anladıklarımız bizim algımıza, kültürümüze, genetiğimize, hı hı. E, esmalarımıza bağlıdır. Bir de hakikatinde olan vardır. Külli olan vardır, hı hı. evrensel olan hı hı. vardır. Ee, yani <laughs> tırtılın kendisine göre gerçekliği ile kelebeğin gerçekliği arasında fark vardır. Görebilene. Görebilene. Evet. Ha, Görenedir görene, köreney derler ya. Evet. Onun için e, işte bilenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu? Onun için ey iman edenler iman edin manası. Tekrardan evet. Yani burada evet bir şeyle başlıyoruz ama o şey bir şeye dönüşmesi bir şeye değil bütüne dönüşmesi, bütüne dönüşmesi lazım. dönüşmesi. Yani orada şunu çıkarabilir miyiz? <laughs> Ee, evren işliyor, kainat hayat akıp gidiyor. Bu giden e, hayatta bizim sürekli kendimizi yenilememiz gerekiyor. Bir sonraki aşama hep daha iyi olması gerekiyor ya da daha kötü olması gerekiyor ki sonuç orada da sonuç var, burada da sonuç var bakıldığında aynı giden değil mi? Aynı giden hayatta sıkıntı yaşanılıyor. Evet. evet. Onu Ve anlıyorum. aslında e, gidenden daha ziyade kalan duran mı oluyor? Orada merkez Hı? çok daha önemli. Yani <laughs> Re şöyle bir şey söyleyeyim. Yani renkleri değiştirmek yerine prizmayı açıyı değiştirdiğinizde prizma. Yani hmm. farkında mısınız? Bütün evren aslında beynimizin içerisinde. Evet. evet. Bedenimiz de beynimizin içerisinde. Yani bir noktanın içerisindeyiz biz. Evet. Dolayısıyla yine bakış açısı. Şimdi giriyor devreye. Burada dışarıyı düzeltmek yerine aslında içeriğiyle içeriye odaklan. Yani Nefsine ıslah eden başkasını ıslah edebilir. Psikologların söylediği şu anda zaten gündemde olan şey de bu. Evet. Başkasını değiştirmek yerine kendinden Kendini başla. De, evet. Kesinlikle. Zaten bu değiştiğinde siz başka bir level'a geçiyorsunuz. Başka bir e, frekansa Hı -hı. geçiyorsunuz. Hı -hı. Dolayısıyla o da bir aşama ve olması gerekiyor. En önemli aşama. Yani ıskalanan nokta burası. Ve başarı kesinlikle. bu şekilde elde ediliyor. Yani bataklığı düşünün. Bataklık sinek de yapar, böcek de yapar, Hı -hı. yılan da yapar, Hı -hı. güve de her türlü şey yapar. Siz sinekle uğraşırsanız sineği yok ettiniz ama bataklık başka bir şey yapacak. İşte bataklık bizim zihnimiz. Sadece bize göre algılamış olduğumuz varlık. Hı -hı. Halbuki o bataklık e, kurusa, yani zihnimiz zekaya dönüşse, zeki esması Hı -hı. E, görünse, Hı -hı. E, yani zihin bütünü sınırlayan boyutumuzdur ve düşüncelerimizle keseriz, biçeriz, yargılarız, hüküm veririz zanlarımıza göredir. Ve e, herkes kendi zanına göre bir varlık algısı oluşturur. E, ve bu varlık algısının içinde boğulur. Balıkların hikayesi gibi. Nasıl? Okyanusta balıklar Hı -hı. her birisi kuyu köşeye açmış bir e, mağara Hı -hı. oraya tutunuyorlar yani. Yani okyanustaki köşeye sıkışmış balıklar Hı -hı. gibi. Evet. Veya okyanusta işte bir nehirde balıklar var, kayalara tutunmuşlar. Bırakmıyorlar, diyorlar ki niye diyorlar bırakmıyorsunuz? Bir balık geliyor diyor Hı -hı. ki biz diyor bırakırsak ölürüz. Ya diyor zaten ölüyüz diyor yani biz balığız bizim yüzmemiz lazım diyor. Birisi'nin aklına geliyor böyle bir Hı -hı. şey. Ama diyor bırakırsan ölürsün dalgalar gelir seni öldürür. Ben diyor zaten ölmüşüm bırakıyor kendisini. Hı -hı. Bakın bu evet. e, çok yüksek bir risktir bir insanın iman öyle bir riski de içinde barındırır. Tutunmaktan daha Hı -hı. ziyade üst boyutlara geçebilmek. Bize gösterdiğin numunelerin asıllarını menbaalarını göster bir birisidir. Ve bırakıyor bir balık. Evet kafası gözü sağa sola çarpıyor ama okyanusa karışıyor. Okyanusta diğer balıklarla tanışıyor. Daha sonradan arkadaşlarının yanına geliyor. Arkadaşlar hala tutunuyor sıkı sıkı kayalıklara. Ve ondan sonra kayalara tutunan balıklar diğer balığa diyor. Aman diyor sakın ona bakmayın o sapık. O... <laughs> evet. Yani başka bir biz boyut kendi algımıza, kendi zannımıza, evet. kendi sınırlarımız içerisinde kendimizi, bu bizim güvenlik alanımızdır. Bu alanla başlarız. İnsan bu güvenlik alanıyla başlar. İnsan kendi köşeli yapısıyla başlar. Fakat köşeleri ovalleştirip ovali helezone, helezon yapıya dönüştürüp sonsuz evrensel bilinci ve bilgiyi. Hani Hazreti Kuranda diyor ya. Ee, Allah dileseydi sizi tek bir şeriat üzere yaratırdı. Evet. Tek bir biliş üzere, tek bir e, renk üzere yaratırdı ama tanışasınız diye farklı farklı şeriatlerde yarattı. Aramızdaki ortak kelimeye gelin ey ehli kitap. Yani her insan bir kitaptır aslında. Her insanın algısı bir kitabı oluşturur. Evet. Evrenler insanlar sayısınca evren var. Dolayısıyla aramızdaki ortak kelime nedir? La ilahe illallah'ın evet. manası aslında Dışsal varlığı oluşturan şey içeridekidir ve içeridekine ulaştığında en içerideki seni karşılar. Burası çok güzel e, fakat kısa bir aramız var. Peki. Evet kısa bir ara tekrar birlikte olacağız.